Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta otomobil dünyasında yaşanan gelişmelere bakacağız. Videoya geçmeden önce eğer videomu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi bu hafta otomobil dünyasında neler olmuş, ne bitmiş birlikte bakalım. İlk haberimiz Toyota cephesinden. Toyota Corolla Cross Avrupa versiyonuyla C segmenti SUV cephesinde rekabete hazır. Avrupa versiyonu lanse edilen Toyota Corolla Cross, önümüzdeki yıl içerisinde ciddi rakipler karşısında sınav vermeye hazır. Toyota'nın 2021 yılıyla birlikte Avrupa pazarında daha fazla pay kapma stratejisi birbirinden önemli somut oyuncularla kendini gösterdi. Özellikle kullanıcıların yoğun eğilim içerisinde olduğu SUV segmentinin her iki önemli kanadında da birer yeni temsilci gönderen Japon üretici 2022 ile birlikte arkasına yaslanıp ilk sonuçları görmeye başlayacak. Bu stratejinin temelleri ise Yaris ve Corolla Cross modelleri üzerine kurulu. Geçtiğimiz süreçte küresel lansmanlara yapılan her iki model için Avrupa versiyonları da kullanıcılar için artık hazır. Temmuz 2020'deki tanıtım sonrasında şimdi de Avrupa versiyonuyla karşımıza çıkarılan Toyota Corolla Cross, Kenshiki Forum 2021 kapsamında sahneye çıkarıldı. Corolla Cross Avrupa'da rekabetin çok büyük olduğu CSU segmentinde CHR ve RAV4'ün arasına konumlandırılacak. Bir diğer haberimiz ise yine Japon cephesinden Honda tarafından. Biliyorsunuz Kasım ortalarında Honda Civic Türkiye satışlarına başlamıştı. Henüz daha ilk ayını geride bırakmadan 125 bin liraya aşan zamlanmayla karşı karşıya kaldı. Kasım ayı itibariyle Türkiye'ye giriş yapan yeni nesil Civic, iç pazarda yaşanan döviz kuru odaklı hareketlenmenin, çip krizinin vesaire gibi olumsuzlukların talihsizleri arasında yerini aldı. Satışa sunulduğu günden bu yana modellere yansıtılan zamlarla karşılanan ailenin kısa süre önce listelerin güncellenmesiyle birlikte başlangıç fiyatı 400 bin sınırından 500 bin sınırına yükseldi. Hali hazırda en pahalı paket ise 440 bin liradan 546 bin 200 liraya kadar yükselmiş oldu. Bir diğer haberimiz Alman cephesinden. Biliyorsunuz Opel Astra Temmuz ayında tanıtılmıştı. Yıl sona ermeden de Sport Tourer yani Station Wagon versiyonunda tanıtıldı. Astra barındırdığı değişimlerle C segmentinde çok daha iddialı bir konuma gelmişti. İçerisinde bulunduğu PSA grubundaki kardeşi 308'in yakaladığı ivmeden altyapı dinamikleriyle pay kapma potansiyeli taşıyan yeni Astra ailesinde Station Wagon gövde tipinin de ürün gamına eklenecek olması erişim kitlesini arttırıyor. Aradan geçen 5 aylık zaman diliminin ardından hazırlıkları tamamlanan Astra Station Wagon yıl bitmeden önce beklenen gösterimi gerçekleştirdi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren sipariş alımlarına başlayacak olan Opel Astra Sport Tourer beğeni kazanan yeni tasarım dilini ebatları sayesinde daha kullanışlı bir çerçevede sunma konusunda da öne çıkıyor. Son haberimiz ülkemizden TOK CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil hakkında güncel yeni bilgiler verdi. İlk yerli otomobil modeli SUV formunda 2022'nin son çeyreğinde seri üretimine alınıp 2023'ün başında da yolda olması planlanıyormuş. Bu konuda CEO Gürcan Karakaş tam olarak 2018'de başladık, 2022'de üretime geçmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin otomobili 2023'te yollarda olur dedi. Aynı zamanda sepette 4 ile 6 model olması gerektiğini, bizde de model sayısının 5 olacağını söyledi. TOK CEO'su Gürcan Karakaş montajı tamamlanan Türkiye'nin otomobili prototipleriyle testlere de başladıklarını belirtti. Burada önemli bir detay var. Sürücüyle yanındaki koltuktaki yolcunun kaza sırasında kafalarının birbirine çarpmamasını için arada bir hava yastığı olduğunu söyledi. Kaza anında bu aradaki hava yastığı açılarak kafaların birbirine çarpması önlenecek dedi. Karakaş çarpışma testleri sonrası araçları incelemeye aldıklarını belirtti. Hangi parça çarpışmadan nasıl etkileniyor onlara bakıyoruz dedi. Bununla birlikte mobility ile birlikte siber çarpışmaların da gündeme gelebileceğini kaydederek araca siber saldırı olduğunda nasıl etkilenecek bu senaryolar üzerinde de çalışıyoruz dedi. Biliyorsunuz yerli otomobilin fabrikası uzun süredir Gemlik merkezli olarak inşa ediliyor. TOK CEO'su bu konuda da bazı bilgiler verdi. Fabrikadan daha fazlasını kuruyoruz. Avrupa'nın en temiz tesisini yapıyoruz dedi. Fabrika ile ilgili çevresel olarak şu verileri de paylaştı. 5 gram bölü metrekareden daha az uçucu organik bileşen salımı söz konusu olacak. Bu miktar Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'ine, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'ine denk geliyor. Yani biz zaten sıfır emisyonla başlıyoruz dedi. Peki fiyat konusuna baktığınız zaman fiyatı ne olacak? Modelin fiyatı henüz belli değil ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Marang, Teknofest'te aracın fiyatı ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. Aracın fiyatı şu anda belli değil. Şunun sözünü veriyorum. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak demişti.
Bununla birlikte yerli otomobilimiz için özel vergi indirimlerin olup olmayacağısa halen belli değil. Evet, bu videomuzda otomobil dünyasındaki haberlere baktık. Gördüğünüz gibi birkaç yeni model çıktı. Birkaç modelin de fiyatı arttı, ciddi artışlar oldu piyasada. Bu artışlardan dolayı döviz kurunun etkisi, çip krizi derken bayilerde artık araç da yok. O yüzden araç videoları da çekemiyorum. Bu dönemde video gelmemesinin sebeplerinden biri de o. Bir tanesi de okuldayım. Burada çok bayi yok, bayi ortamım da yok. Ve vizelerim var bu dönemde. O yüzden biraz kanalı boşladık, biraz durulduk. Bir 2-3 hafta daha böyle devam edecek. Sonra tam gaz devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.